gerçek varken gerçek olmayana millet ciklet yaptı. Benim ağzımdan o sözlerin hiçbirisi benim ağzımdan geçinemiyorum çıkmadı. Geçinemiyorum çıktı ispat edene 1 milyon dolar noter huzurunda bağış yapıyorum. Pandemiye girdik. Konserler iptal. Önümüzdeki günleri de göremiyoruz. Maddi olarak sizi nasıl etkileyecekti? Herhalde benim şunu söylemem gerekiyordu. Vallahi çok iyi oldu ya. Harika. Yani diyecektim. Veya bu soruyu geçiniz diyecektim. Ben insani bir cevap verdim. Dedim 3-4 ay bir sorun olmaz. Aynen bu. Özü bu. 3-4 ay bir sorun olmaz. 3-4 aydan sonra sıkıntı başlar. Ekonomik olarak daralma başlar. Çünkü hazıra daha dayanmaz. Bizim her ay belli bir giderimiz var. Arkadaşlar benim kızım yurt dışında okuyor. İyi bir paraya okuyor. Oradaki evi sadece 900 euro kirası var. Benim şahsi aldığım krediler var. Çünkü biz rahat duran insanlar değiliz. 3-5 kuruş birikiyor hemen bir yer alıyoruz. Bir şey alıyoruz. Bunların biriken kredileri var. Falan filan. Bir de şu ana kadar benim dediğimi herkes söylüyor. Ama bugün bir arkadaşımız da. Hiç, ne, kim ismini bilemiyorum. Hazırlıksız yakalandık diyor. Bülent Sertleş abi. Evet. Hazırlıksız yakalandık. Bizi daralttı dedi. Benim 3 tane çocuğumun istikbali var. Zorlanıyoruz. Demet Akalın bunu söylüyor. İzzet Yıldız ama İzmir'den bağırıyor. Otel sahibiyim ben tıkandım diyor. Söylüyor. Kabak bize başımıza patladı. Yani ben insani bir olay yaptım. Ha devamında bu nasıl gelişti biliyor musunuz? Sizin gelirleriniz internet daha çok konuşuldu. İnternet gelirlerim şundan konuşuldu. İnternet gazeteleri bunu çarpıtırıp şey yapınca ertesi günü ben takip etmiyorum. Eşim dostum beni arıyor. Ya Coşkun Twitter'da ne diyorlar biliyor musun? Coşkun Sabah'a yardım kampanyası kuralım. Ötekisi efendim Coşkun Sabah'a yardım 100 lira benden. Ötekisi 50 lira benden. Allah Allah. Ya dedim kardeşim yani bunlar bizim kim olduğunu bilmiyorlar. Tutup bir hafta sonra bu abuk subuk yazanlara bir çamar olsun diye tuttum servetimi açıkladım. Gayrimenkullerimiz var. Neden yanlış anlıyorsunuz demeye getirdim. Bu sefer de bu adam çıktı servetini açıklıyor. Bir hafta sonrasında sen dinlemedin mi ki neden açıkladığımı? Ben durup dururken bunu yapmadım. Sen bana dersen ki Coşkun Sabah dardadır 50 lira benden bağış dersen ben de sana lap diye servetimi açıklarım tabii ki. Yani o parayı alıp şey yapman için. Yapman için açıklarım tabii ki. Tuttu vay ya dediğin her bir şeyde bir şey çıkarıyorlar. Çünkü bu sosyal medya arkadaşlar. Ben zaten bu hafta Twitter'ımı kapatıyorum huzurlarınızda. Bir tek Instagram'da olacağım. Bir de YouTube kanalımda olacağım. Bir YouTube kanalım bir de Instagram. Twitter'ımı kapatıyorum. Öncülük yapıyorum. Tüm sanatçı arkadaşlara tavsiye ediyorum. Çünkü Twitter küfür mecrası, aşağılama. Ne yaparsan küfür yersin. Bak ben o gün dedim ki 4-5 ay sonra, 3-4 ay sonra sıkıntı başlar, hakaret yedim. Deseydim ki eğer, bakın, yo beni etkilemiyor, benim için hiç fark etmez. Şimdi Twitter'ı söylüyorum. Sen kim oluyorsun da memleket bu kadar aç, herkes daralmış, herkes mahvolmuş, sen nasıl da dersin beni etkilemiyor. Senin bu kadar mı tuzun kuru, utanmıyor musun bunu söylemeye? Millet aç, rezil olmuş diye şey yaparlar. Evet. Anladınız mı? Onun için bundan kaçarı yok. Herkese selam ve sevgilerimi sunuyorum bugün.